Herkese selamlar. Bugünkü eğitim videomuzun konusu yaşam alanlarında ısınmak ve sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanmış olduğumuz doğal gazlı ve elektrikle çalışan cihazların faturalandırması. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey yaşam alanında bulunan toplam radyatör metrajını bulmak olacak. Eğer ki yaşam alanındaki radyatör metrajı hesabı doğru yapılmış ise size gayet sağlıklı bir şekilde ayakları yere basan sonuçlar verecektir. Örnek olarak radyatör metrajını ben 10 metre olarak kabul ediyorum. Genellikle standart olarak 60 santim yüksekliğinde ve 22 PKKP radyatör kullanılır. Yani evinizde, ofisinizde görmüş olduğunuz radyatörler bu standartlardadır. Ve 80-60'a göre hesap yapılır. Bunlara bağlı olarak 1 metre 60 santim yüksekliğindeki radyatörün vermiş olduğu ısı 1650 watt olacaktır. Evinizde toplam 10 metre radyatör varsa 1650 ile çarparsanız 16500 watt'a ulaşacaksınız. Ancak bu hesaplar yapılırken en soğuk güne göre hesap yapılmaktadır. Ancak kış şartlarında her gün en soğuk gün yaşanmaz. Bu nedenle en soğuk günün %45'ini ya da %40 ile %50'ler arasında bir veri kabul ederek çarparsanız ortalama kış sıcaklık verisine ulaşırsınız. Örnek olarak vermek gerekirse eksi 20 santigrat derece dış hava sıcaklığına bağlı bir şehrin siz dış hava ortalama sıcaklığını eksi 9 olarak kabul edebilirsiniz. Bu nedenle ben burada %45 evlerdeki ya da bulunmuş olduğunuz mahallelerdeki toplam ısı ihtiyacını %45 ile çarparak toplam ısı ihtiyacını buluyorum. Ortalama ısı ihtiyacını. Günlük cihazın çalışma süresi 12 saat kabul ediyorum. Bu kabul sizin kullanım şeklinize göre değişebilir. 6 saat kullanırsanız daha az, 24 saat kullanırsanız daha fazla bir fatura ödersiniz. Buna bağlı olarak 1 ay üzerinden hesap yapacak olursak gün sayısında 30 olarak kabul ediyoruz. Bu verilere göre toplam ısı ihtiyacı 1 ay için 7425 çarpı 12 çarpı 30 dersek ve bu çıkan veriyi 1000'e bölersek kilowatt cinsinden toplam ısı ihtiyacına ulaşırız. Yani 2673 kilowatt 1 aylık ısı ihtiyacı. Peki sadece ısı ihtiyacıyla faturalandırma hesaplayabilir miyiz? Tabii ki hayır. Sıcak su ihtiyacında bulunmamız lazım. Şehir şebeke hattından gelen suyu istemiş olduğunuz sıcak suya çıkarabilmeniz için belli oranda ısıtmanız gerekecektir. Bu artış miktarı delta T'dir. Delta T'yi 30 santigrat derece olarak kabul ediyorum. Bir kişi için günlük sıcak su ihtiyacında 80 litre kabul ediyorum. Eğer ki bir kişi günde 80 litre su kullanırsa 2,79 kW'lık bir ısı ihtiyacı oluşur. 2,79 kW'lık ısı ihtiyacı kişi sayısıyla da çarpılırsa toplam insanlar için gerekli olacak günlük ısı ihtiyacına ulaşırız sıcak su için. Bir aylık toplam sıcak su ihtiyacı da çıkan veriyle 30'u çarparak ulaşabilirsiniz. Burası için 334 kW yapacaktır. 334 kW artı 2673 kW dersek toplam bir aylık bu yaşam alanının ihtiyacı olan ısı yükünü bulmuş oluruz. Şimdi doğalgaza gelelim. Nasıl hesap yapacağız? Doğalgaz hesabı yapılırken doğalgazın bir alt ısıl değeri vardır. 8250. Ve cihazın bir verimi vardır. Bu verim değişebilir. Ben bunu %85 olarak kabul ediyorum. Doğalgaz alt ısıl değerine göre fatura hesabı yapılırken öncelikli olarak doğalgaz tüketimini bulmamız gerekiyor. Doğalgaz tüketimi toplam kilovatı bulduktan sonra 3600 ile çarparak 4.18'e de bölersek eğer kilokalori cinsinden veriye ulaşırız. Bulmuş olduğumuz veriyi 8250'ye bölerek çıkan veriyi de verime bölersek bir aylık doğalgaz tüketiminde harcayacağımız metreküp cinsinden doğalgaza ulaşmış oluruz. Yaklaşık olarak 370 metreküp. 370 metreküp için birim fiyatları çarptığımız zaman 818 Türk lirasına ulaşmış oluruz. Üst ısıl değer dediğimiz şey doğalgazlı cihazlarda yoğuşmadan kaynaklı gelecek olan ısı miktardır. Üst ısıl değer alt ısıl değerden her zaman tabii ki yüksektir. Bu veriye bağlı olarak da doğalgaz tüketimi 332 metreküpe düşüyor. 332 metreküp için de fiyat 737 Türk lirası oluyor.
Kullanmış olduğunuz doğalgazlı cihaz. Eğer yoğuşmalı ise 818 lira ile 737 lira arasında bir faturaya sahip olacaksınız. Kullanmış olduğunuz cihaz eğer elektrikli olsaydı toplam ısı ihtiyacını elektrik birim fiyatıyla çarparsanız 2754 olarak bulursunuz. Eğer ki siz elektrik faturanızı da doğalgaz oranlarsanız hangisinin daha maliyetli olup ne kadarlık bir fark yaratacağını da ulaşırsınız. Buradaki verilere göre eğer ki cihazınız elektrikli olsaydı doğalgazlı cihazınıza göre 3.4 kat daha fazla fatura ödeyecektiniz. Peki faturayı nasıl düşürebiliriz? Birincisi, yaşam alanlarında dış cephe izolasyonlarının yapılması gerekli. İkincisi, evlerde termostatik vana kullanılarak ortam sıcaklığının stabil bir şekilde ayarlanması gerekli. Üçüncüsü, kullanılmayan mahalleri alt seviyeye kadar kapatmanız gerekli. Yani termostatik vanalarınızı 2 seviyesine getirerek 15 derecede sabitleyebilirsiniz. Ve dördüncüsü, kullanmış olduğunuz radyatör metrajını düşürebilirsiniz. Mesela normalde 10 metre kullanılan bir evde 5 metre radyatör kullanırsanız, yani daha az alan ısıtırsanız tabii ki faturanız düşecektir. Görmüş olduğunuz üzere doğalgazlı cihazlar kullanmak elektrikli cihazlar kullanmaya göre çok daha tasarrufludur. Ancak bulunmuş olduğunuz yerde doğalgaz yoksa bu tarz ekipmanlar kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak elektrikli cihaz alacaksanız ve yatırım gücünüz de varsa ısı pompası da kullanabileceğinizi unutmayınız. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sormak istediğiniz tüm sorular için yorumlar üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.